Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Mektubat 466 merkez üssü, deprem üssü olmak üzere açılım yapacağız. Konum şu: İmanı tahkiki taşıyan, dedik ya dün yapacağız. İmanı, iman değil. İmanı tahkiki taşıyan, halis ve sadık şakirtleri dahi. Halis, imanı tahkiki hiçbir şeye alet etmeyen, açılımını yapacağım. Yani ihlas demektir. Sadık ise imanını kıblesine koymaktır. Sadakat. Sadakatsız iman oluyor mu? Oluyor ama işte iman denilirse. Yani paramparça ediyor seni. Bak, imanı tahkiki taşıyan halis ve sadık şakirtleri dahi bulundukları kasaba ve karye ve şehirlerde, üç tane kasaba, karye, şehirlerde. Şunu hemen size söyleyeyim unutmadan. Allah öyle merhametli bir Allah'tır ki, ulema-i ümmeti kenbiye beni İsrail sırrını tabana indirdi. Benim ulemam, benim ümmetimdeki ulemam, dini esas alıp dini anlatmayı şey yapan ulemam, Beni İsrail peygamberleri gibidir hadisini tabana indirdi. Nasıl yaptı? Unutmadan söyleyeyim çünkü unuturum bunu. Allah merhameten insanlar kendi başlarına hak ve hakikati bulamazlar diye akrabanıza, dikkat edin, mahallenize, köyünüze, karyenize, ilçenize, şehrinize mutlaka o işin sizi yukarıya çıkaracak, kuyunun başında ipi çeken, size ip atan, merdiven atan insanlar var. Yeter ki sen onu gör. Allah ta akrabaya kadar indirmiş. Mutlaka sen, ha akrabanda yoksa mahallende var, köyünde var. Var ya, bir şey koymuş sana. Yani hidayetine sebep olacak bir şey var. Bu başka. İmanı tahkiki taşıyan halis, ihlaslı ve sadık şakirtleri bulundukları kasaba, kariye ve şehirlerde hizmet imanı itibariyle, iman hizmetleriyle onlar adeta birer gizli kutup gibi. Kutup, nereden bakarsanız gözüken insan. Kutup. Bak oradan Harun, kutup. Baksın oradan bakın, kutup. Onlar, karye, kasaba ve şehirlerde, onlar birer gizli kutup gibi. Pek alayışta olmazlar piyasada öyle. Öyle vitrin insanları değiller bunlar. Bunlar kalbe hitap ediyorlar, vicdan dünyasının insanları. Tamam? Bunlar bulundukları adeta birer gizli kutup gibi. Usta da Kastamonu şey, İsparta valisi ne demiş biliyor musunuz? Usta da gittikçe dağ gibi, çığ gibi teveccüh artmış. Demiş ki artık yasak yok, evinden çıkabilir, camiye gidebilir, halka oturabilir, çay bahçelerini... İlişki kurabilir demiş, biliyor musunuz? Son tarihlerde. Niye demiştir sizce? Teveccüh azalsın diye. Sizce ne olabilir? Niçin demiştir? Ne olmuş? Çok güzel. Çünkü bir şey muamma olursa merak şiddetlenir. Barla'da şöyle bir cümle var: reddedilen arzular kesbi şiddet eder.
Bediüzzaman, hakikaten ismi gibi kendisi de yok. Grip, yok. Kim? Acayip birisi, acayip birisi, acayip birisi. E nerede? Yok. Hemen ulaşılmıyor, yok. Muamması çığ gibi büyüdü. Adileştirmek, sıradanlık yapmak için meydana indirmek istedi. İmam Azam bir sözü var. Yani sokak kelimesi değil. Çok konuşup basitleşme, çok görünüp adileşme. Adileşmek sokak tabiri değil. Çok görünüp piyasada çok gözükürsen, ya bizim şey ya Murat işte. Bizim Osman yani. Muammalıktan çıkıyorsun. Muamma olmak ona menfaatlıdır. Yani bizim o sıradanlık var ya adileşmek. Çok görünüp adileşme, her şeyde maydanoz olup konuşarak çok konuşup da basitleşme diyor. Ha? Zannediliyor ki piyasalara medyatik olmak insanlara çok ulaşılıyor, çok faydalı oluyorum zannediliyor. Bu anlaşılmıyor, bu bir sırdır. Sıra vakıf olanlar bu sırrın sahipleridirler. Sırları olmayanlar böyle bir sırrı gösteremezler. Bu bir sırdır. Neymiş? Adeta birer gizli kutup gibi müminlerin manevi birer nokta istinadı olarak bir bardak su vermediniz. Ne oldu? Niye güldünüz? Maha Muhammed yok değil mi? Muhammed ne yapardı şimdi? Atlar getirirdi. Evet. Ramazan. Müminlerin manevi birer nokta istinadı olarak, nokta istinad çok ilginçtir. Bak, yaslanıyorum. Boşlukta olsam ne olur? Endişe ederim değil mi? İşte böyle birileri var. Nokta istinad. Peki, nokta istinad itikatta kimdi? İtikatımızda neyi dolduracaktık? Nokta istinad, nokta istinad. Cenab-ı Hak. Yani insanın kendisini güvende hissetmesinin ana teması, ana temeli, kendisinin kanserden, tansiyondan, kalpten, ölümden vesaire şu dünyadan, her şeyden kendisini güvende hissetmesinin ana teması, tema, ana sebep, zemin, iki şeyi inkişaf ettirmeyle mümkündür. Bütün dertlerin. Bir, nokta istinad, bak yapıyorum böyle, dayanak noktası. İki, nokta istimdat. Onun çapını geliştirmek. Ne demek nokta istinat? Nokta istinat. Allah'a iman. Nokta istimdat, fıtratının istediği bekayı ahirette görebilme çapını büyütmen lazım. İşte, niye anlatıyorum bunu? Bu insanlar o kadar fenafil Allah olmuşlar ki, fenafillah. O kadar Allah ve ahireti anlatıyorlar ki, bunlar da nokta istinat olmuş müminlere. Bak müminlerin manevi birer nokta istinadı olarak bilinmedikleri bunlar. Bak bunlar bilinmiyor. Sır burada ha, bu dersin sırrı burada. Ya gözü bilmiyor yani böyle medyatik değil bir. Videosu yok iki. Ses kayıtları yok üç. Sohbetleri yok. E nasıl olacak bilmiyorum. Siz çözeceksiniz bunu. Bunlar bilinmiyor. Kutup bunlar. Bilinmedikleri ve görülmedikleri, görülmüyorlar ve görüşülmedikleri halde. Bunlar kırklar değil ha. Biliyorsunuz Şam'da gittim ben o dağ, Şam'ın merkezinde böyle bir dağ var. Kırklar Tepesi. Oraya gittim. Hakikaten 40 tane mihrap var mescitte. Dağın tepesinde bir mescit var. Oranın bekçisi de Türkmen. 40 tane mihrap var namaz kılma yeri. Ve 40 tanesi de orada kılıyor. Kırklar var ya. Orada toplanıyorlar. Kırkların içinde kendileri seçim yapar. Yediler var. Yediler kendi aralarında seçim yaparlar. Dağ reislerini, dağ halis yaparlar. Üçler var. Bu üçler de kendi aralarında seçim yapar. Kutup var. Kutup var. Kutuplar kendi aralarında seçim yapar. Her bir bölgenin bir kutbu var. Her bir yörenin. Kutbul azamları var.
Kutbul azamlar seçim yaparlar, kendilerine bir reis seçerler. Kim? Gavs. Ondan sonra onlarda inkişaf eder o, ferdiyet sahibi olur. Eğer Allah vazifelendirirse asfiye olur ondan sonra. Daha yukarısı Nebidir, daha yukarısı Resuldur, daha yukarısı Ululaz peygamberleridir. 7 tanedir onlarda. Ondan sonra 4 tane indiriyor. 4 kitabı olan peygamber. Sonra teke iniyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Şimdi çok tuhaftır. Bu insan, yani bu insan bir kutup gibi müminlerin manevi bir nokta istinadı. Yani Allah'ı onda görüyorlar. Aynedir bu alem her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Mirat'ı kim bilmiyorum veya duymuştur diyelim ismini. İşte Ahmet Mehmet'ten Allah görünür daim. Bunlar noktayı istinat oluyor. Rabbisini bulmuş yani. Rabbisini onunla görüyor. Bunlar bilinmedikleri, herkes tarafından kolunu sağlayarak gidilemiyor. Herkes bilmiyor. Bilinmedikleri bilinmez mutlakası değil. Herkes bilemez. Herkes nerede olduğunu bilemez. Herkes varamaz. Bilinmedikleri, sonra medyatik değiller, görünmedikleri. Sonra piyasaya her yere gitmezler, görüşülmedikleri halde, görüşülmedikleri. Görüşmeler olmaz onlarla. Halde bunlar bilinmiyor. Bakın, bunun dışında bir şey var mı? Bilinmiyorlar. Görünmüyorlar. Bir de görüşülmüyor. Bu ne yapacak bize ki böyle bir adam? Olduğu halde bunlar kuvve-i manevi itikatları, yani onlarda bir kutsiyet var ki, bana bakın, kutsiyet. Kutsiyet. Bilerek yapıyorum elimi. Kutsiyet dalga yayıyor bazı istasyonu gibi. Bazı istasyonu alo, benimle uydu arasındaki bağ, uyduyla da Arabistan'da tavaf eden birisiyle görüştüm. Uyduyla. Arabistan'daki bazı istasyonla bazı istasyon uyduya, Hasan bazı istasyonla bazı istasyon uyduya. Demek ki uyduyla benim aramda bazı istasyonu var. İşte uydudan haşa, misal Allah. Bazı istasyonunda maksat bu insan. Sen hangi bazı istasyonuna bağlı olduğunu biliyor musun? Yok. Bilen var mı? Yok ki, ben bilmiyorum ki hangi bazı istasyonuna bağlısın. Nerede ki bu bazı? Bazı istasyonunuz nerede sizin telefonu? Hepiniz öyle yapıyorsunuz. Nerede bileceğim? Ama şüpheniz var mı bazı istasyonun dışında ben direkt uyduya bağlanayım? Olmaz değil mi? İşte bunlar bazı istasyonu gibidirler. Ne yaparlar? Dalga yayarlar. Abi ya vallahi bir şey olsaydı ya, bunlar kuvve-i maneviye. Kuvve-i maneviye telefonuna nasıl böyle, ne diyorlar ona? Tırnak, üç tırnak yayın var falan. Bağın kuvveti. Ne diyorlar telefona? Çekim kuvveti. Çekim kuvveti. Nereden çekildiğimizi de bilmiyoruz ama 3 tane tırnak var. 4 tane tırnak var. Tamam abi, 5 tane diyor son. Full. Ötekisi bir gidip geliyor, gidip geliyor. Ama bazı istasyon olduğunu biliyoruz ama nerede olduğunu bilmiyoruz. Ama bizi ötelere taşıyor mu? Mesajımızı götürüyor. Sesimizi götürüyor. Resmimizi götürüyor. Öyle mi? Hatta çok işleri de yaptırıyoruz. Mesela Arabistan'da arkadaşımız tavaf ederken Amik Kırıkan'da pamuk tarlasına sulamasını yapmış. Su pompasına bağlı elektronik cihazı da mesela telefon gibi bir şey çeviriyorsun mesela. Diyelim ki 0500 bilmem kaç. Çevirdim, bu titreşmiyor mu? Titreştiği zaman o tak diye devreye giriyor. O devreye girince elektrik devreye sokuyor. Su pompası su basmaya devam ediyor. 3G olduğu için diyor abi, 3G'ymiş. Ondan sonra tavaf ediyor ha. Saati geldi pamuk sulama, kendisi tavafta. Arıyor, telefonu titreşiyor, titreşince elektronik devreye giriyor. Devreye girince elektrik motoru çalışıyor, motoru çalışınca su basıyor.
su suluyor. Ondan sonra 3G ile bakıyorum. 3G ya resimde göster. Kamera. Su yükseldi mi? Zaten tahmini biliyordum 10 dakika diyor. Ama gene bakayım diyor. Bakıyorum. Ondan sonra oraya bakınca MOBESE kamerası gibi. Gidin polisin MOBESE'sine sokak sokak görürsünüz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dağıtıyoruz Ömer'le. Abi buradan gitmeyelim. Niye? Abi yol kapalı. Ona nereden biliyorsun yol kapalı? Mert'in yolunu kapalı. Abi seyrediyorum dedi. Giriyorsun tamam. Gitmeden gidiyorsun. Görüyorsun. Neyle görüyorsun? Telefonunla gidecek olduğun yeri görüyorsun. İmanınla da ahireti böyle görüyorsun. Ferasetinle önün kapalı mı değil mi? O da anladı feraset. İşte arkadaşlar bunlar görülmedikleri, görüşülmedikleri ve bilinmedikleri halde bunlar size, bize kuvve-i maneviyeleri, kuvve-i manevi itikatları, yani verici istasyon bunlar. Tamam? Bunların itikat baz istasyonu, baz devamlı dalga yayar. Bunların kuvve-i maneviye itikatları cesur birer zabit gibi, dalga gibi kuvve-i maneviyeyi ehli imanın kalplerine veriyor. Kalplerde telefon. Onlara verip müminlere manen mukavemet ve cesaret veriyorlar. Müminlere hadiselere karşı mukavemet, dayanma gücü, sabır gücü, olayları çözümleme, çözme ve yorumlama özelliğini geliştiriyorlar bu insanlar. Şimdi bu insanlar kimlerdir? Bu baz istasyonu, bu baz istasyonu görünmedikleri Şimdi bu çaptan dersimize devam ediyoruz yayına. Tamam. Şimdi şu alar 397 bilerek, çalışarak gelmişim. İnsani derdi. Ha, hiç ona girmemiştim. Hiç ona bakmamıştım. İyi söyledin. O zaman ona gireyim ya. Tamam. Hiç ona girmeyecektim. Ona girmeyecektim. 121 o zaman. O yoktu sayfamda. Ya o kadar geniş bir yelpaze ki bu. Yani bir saha ki. Ben fazla şey yapmadım. Eğer planladığım şeye varabilirsem yeter. Şimdi kısacası bu Harun'un dediği o zaman madem. Diyor ki. Dinliyor musunuz? 121. Çok önemli. Açtığınız sayfayı gözünüzle oraya bakın. Pür merak, pür iştiyak, o misafir, alem-i şehadet ve cismani ve maddi cihetinde ve mahsus taifelerin dillerinden ve lisan hallerinden ders aldığında, iyi dinleyin bundan sonra, alem-i gayb ve alem-i berzahta dahi mutala ile bir seyahat ve bir tahari hakikat arzu ederken, her taife insaniyede bulunan ve kainatı meyvesi olan insanın çekirdeği hükmünde bulunan ve küçüklüğüyle beraber manen kainat kadar inbisat edebilen, yani kainat kadar, insanda bir çekirdek var, kainat kadar inbisat edebilen mustakim ve münevver akılların, selim ve nurani kalplerin kapısı açıldığı baktı ki, onlar alimi kim onlar? Burası çok önemli, altını çiziyorum. Altını çiziyorum. Onlar alemi gayb ve alemi şehadet ortasında insani berzahtırlar. İnsandaki o i takke yok. Nokta yok. Takke var. İnsani berzahtırlar demek onların üzerinden ceyran ediyor alemi gayb ile alem-i şehadet denilen dünya, dünya ile alem-i gayb arasındaki insanların geçişleri, gidip gelmeleri o insanlar üzerinde oluyor. Orta insanı berzahtırlar bunlar ve iki alemin birbirlerine alem-i şehadet denilen şu dünya ile alem-i gayb denilen melekut ikisi arasındaki birbirleriyle temasları, insanlar neyle temas ederler? Ve muameleleri insana nispeten o noktalarda oluyor gördüğünden. Yani
O insanlar, bazı istasyonu insanlar, alemi gaybı, alemi şehadete bağlıyorlar. Alemi gayb, diyelim ki Allah, yani uydu. Alemi şehadet sen, ben. O insan ise, o berzah insan, buradayken buralı değil. Oradayken orada değil. Oralı değil. Berzah, iki alem arasındaki berzah olan bu insan, biz irtibatını kurarken, bazı istasyondan geçerken, geçmek zorundasın, bu insansız olamaz. İmam-ı Rabbani Hazretleri buna mektubatında, son mektubunda, bu diyor, ahir zaman Mehdi'sinin cemaatinde olacağını ve o zatın, Mehdi Ali Resulü'nün onayının dışında hiç kimsenin velilik kazanamayacağını söylüyor. Velilik, kemalat, ariflik o zatın onayına şart. O baz istasyonu olması şart gibi. Mektubat-ı Rabbani'nin en sevdiğim mektubu. O onaylamadıkça, ondan geçmedikçe hiç kimseye kemalat ve velilik verilemez, verilmez diyor. Hukuku asfiya. Hukuku evet, asfiya. Şimdi, bu insanı berzah dedik, baz istasyonu. Şimdi benim çalıştığım 397. Kimdirler bunlar? İmanın kuvvetlenmesi için bu zamanda ve bu zeminde gayet şiddetli bir ihtiyacı kat'i ile ders idiğinde bazı şahıslar lazımdır ki, şuradan okuyorum, bakın göremedinizse şuradan okuyorum aşağıdan. Bir de okuyayım. İmanın kuvvetlenmesi için bu zamanda şart ve bu zeminde gayet şiddetli bir ihtiyacı kat'i ile ders-i dinde, dini ders vereceklerde bazı şahıslar lazımdır ki, nasıl bir şahıs biliyor musunuz? Hakikati hiçbir şeye feda etmesin. Bazı istasyonun özelliği, hiçbir şeye alet etmesin. Nefsine hiçbir hisse vermesin. Ta ki imana dair dersinden istifade edilsin, kanaat-ı katiye gelsin. Niye? Evet, hiçbir zaman bu zeminde, bu zaman kadar, hiçbir zaman bu zeminde, bu 2000, yani ahir zaman fitnesinde, Türkiye'sinde 2014, hiçbir zaman bu zeminde, bu zaman kadar böyle bir ihtiyacı şiddet olmamış gibidir. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar böyle bir sufyaniyet gelmemiş, gelmeyecek. Daha önceki deccallar, evet despot ve zalim idiler ama belirli bir zamana, belirli bir yöreye, belirli bir insanlara zulmettiler. Bu ise yine dine indallahil İslam, Allah nazarında son din İslam'a vurduğu için darbe, bundan daha şer yoktur. Çünkü dinlerin en hayırlısı ve en camisi, kapsayıcısı İslam'dır. En büyük din budur ve hepsini kapsadığı için buna darbe vuran da en büyük deccaldır. En büyük şeye darbe vurduğu için. Dolayısıyla bu zamanda dersi dinde, dini ders verenlerde şu sıfatlar olmalı. Bir, hakikat hiçbir şeye feda etmesin. İki, hiçbir şeye alet etmesin. Üç, nefsine de hiçbir hisse vermesin. Ta ki imana dair dersinden istifade edilsin. Kanaat-ı katiye gelsin. Çünkü hiçbir zaman bu zeminde, bu zaman kadar böyle bir ihtiyacı şiddet olmamış gibidir. Çünkü tehlike hariçten şiddetli gelmiş. Şahsımın bu ihtiyaca karşı gelmediğini itiraf edip ilan ettiğim halde, yine şahsımın meziyetinden değil, belki şiddet ihtiyaçtan ve zahiren başkalar çok görünmemesinden şahsımı o ihtiyaca bir çare zannediyorlar.
Evet arkadaşlar, hiçbir şeye alet etmemek, hiçbir şeye basamak yapmamak, siper yapmamak, Allah'ı Allah için anlatmak, dini din olduğu söylemek, dini dinde olduğu için anlatmak, hiçbir maddi ve manevi menfaat temin etmeden bunu söyleyenlere o kadar ihtiyacımız var ki. Bu zaman. Çünkü niye? Güven sarsılmış. Deccal'ın yaptığı ilk önce güveni sarsmış. Güveni sarsmış, güvenilecek insanları öldürmüş. Diğerlerini de sahtekarları, uydurukları, yarım yamalakları da sağ bırakmış. Aa işte diyor bu. Dolayısıyla güveni sarsmış. O zaman, bu zamanda öyle bir fedakarlar lazım ki, değil dünyasını, ahiretini de düşünmeyecek. Ahiretini de feda edecek. Kendi şansına ait değil, başka şey için yaşayacak. Devam ediyorum bu çapı genişletmeye. Sayfa 320. Şualar yine. Sizin tesanüdünüze benim ziyade emniyet verdiğimin sebebi yalnız bize ve Risale-i Nur'a menfaati için değil, belki tahkiki imanın dairesinde olmayan ve nokta istinada ve sarsılmayan bir cemaatin kati buldukları bir hakikate dayanmaya pek çok muhtaç bulunan avam-ı ehliman için. Mesela nurları tanımıyor adam. Nurları bilmiyor, bilse bile duymuş. Avam yani, halk. Bunlar sarsılıyor imanı. En ufak bir şey de gelse, aa İslamiyet böyleymiş. Televizyondan dardan dinini öğrenir. O kadar saf ki bunlar. Rüyalarını internetlerde yorumlamaya çalışıyorlar. Hatta hastalıklarını internetlere girip psikolojini bozan tiplerden bunlar. Cahili cuhela. Bu avam-ı mümin için bir tesanüt etmiş bir cemaati bilmesi, görmesi, onun imanının sarsılmasından vikaye eder. İslamiyet'te bir hakikatsızlık mı var zannı yok olur. Onun için diyor ben sizin tesanüdünüze çok ciddi değer veriyorum diyor usta. Diyor ki, nokta istinada sarsılmayan bir cemaatin katı buldukları bir hakikate dayanmaya pek çok muhtaç bulunan avam-ı ehli iman için dalalet ceyranlarına karşı yılmaz, işte burası çok önemli, merkez üssü, yılmaz, çekilmez, bozulmaz, aldatmaz bir merci, bir mürşit, bir hüccet olmak cihetiyle böyle olacağız. Sizin kuvvetli tesanüdünüzü gören kanaat eder ki, bir hakikat var, hiçbir şey feda edilmez. Sizi görecek diyecek ki, ulan bu manyak mıdır, deli midir ya? Herkesin uğruna feda ettiği bütün özelliklerini adam bir elinin çırpısıyla, elinin tersiyle itmiş. Kadındır, makamdır, şandır, şöhrettir, paradır, evladı yağlıdır, istikbaldır, tulu emeldir, dairedir, attır, avrattır, iştir, aştır, yaştır, her şeyi bir eliyle çırpıyla itmiş. Bunu avam görüyor. Peki ne der? Diyor ki, yılmaz, çekilmez, bozulmaz, aldatmaz bir merci, bir mürşit, bir hüccet olmak cihetiyle. Niye? La bu adam aldatsaydı meşru hakkını iter miydi? Bir vakıfı düşünün. Meşru hakkı olan evliliği, meşru hakkı olan çalışmayı, para kazanmayı, meşru hakkı olan ailesini, aile kurmayı, meşru olan şey, yani hepimizin yaptığı şeyleri adam itmiş. E buna güvenmeyeceksin de şimdi nereye güveneceksin? Adam sahtekarlık olsa ya meşrusunu atmış. Harama tenezzül eder mi? Meşrusuna tenezzül etmemiş. Meşru. Yani helalini bırakmış. Helalini bırakmış. Helalini bırakmış. Harama tenezzül eder mi? Harama kim tenezzül eder? Helaline kanaat etmeye. Öyle değil. Adam bir tane hanımıyla kanaat etmiyor, zina yapıyor. Normal geçimine kanaat etmiyor, gidiyor faiz yiyor. Gidiyor efendim faize yatırıyor ve rüşvet yiyor. Efendim gidip aldatıyor.
gidiyor, gasp ediyor, çalıp çırpıyor. Bu ise helalini bırakmış. O zaman buna güvenmeyeceksin de nasıl nereye güveneceksin? İşte avam ne diyor o zaman? Bunları görünce bunlar yılmaz, çekilmez, bozulmaz, aldatmaz bir merci. Bunlar bir mürşit, bunlar bizim için bir hüccet cihetiyle sizin kuvvetli tesanüdünüzü gören kanaat eder ki bir hakikat var, hiçbir şeye feda edilmez. Yani bir hakikat olmasa bu adam her şeyini bırakır mı? Ha o zaman bir hakikat var, hiçbir şeye feda edilmez. Ehli dalalete başını eğmez, mağlup olmaz diye kuvve-i maneviyesi avamın ve imanı kuvvet bulur. Ehli dünyaya ve sefahata iltihattan kurtulur. Senin varlığında. Ya? Başka yer. 522 şualar. Allah Allah. Ne mesleğimiz var ya. Adam doktor şaşırıyor. Bakıyor. Gülüyor. Ötekisini işaret ediyor çaktırmadan. Dedim hayırdır? Kusura bakma ama dedi. Ya dedi hiçbir doktor, bir daha söylememe müsaade edin de. Çünkü hayret içindeyim ya. Hiçbir doktor, bak kardeşim sen hastasın, tıp anatomisinde bilmem ne kitabında senin hastalık hakkında böyle diyor, ben de sana naklediyorum demez. Direkt der ki bu budur budur. Ha sen konuşunca burada böyle yazıyor, burada böyle yazıyor. Ya bu kadar kaynaklı konuşmak. Belki de şöyle de zannediyorum ha. Kafayı kaldırıp böyle bir yerlere bakıyorum ya böyle. Haber spikerleri var ya, önündeki kağıdı okumadan bize bakarak ekrana o haberleri böyle okuyorlar. Nasıl olacağız? Dikkat ederseniz gözü size bakmıyor ha. Yalan o. Bakın mesela böyle bakarlar ha. Böyle. Zannediyorsun ulan bu kadar nasıl hafıza mükemmel ya, ezberlemiş, hiç hatada yok. Niye biliyor musun? Harun senin üzerinde bir ekran var, büyük yazı. Orada yazıları okuyor, sana naklediyor. Oraya bakıyor. Kağıda bakmıyor, tamam mı? Beni de zannediyorlar ki Kastamonu 96'da böyle yazıyor. Zannediyorlar ki herhalde ekrana bakıyor. Raporu verdiler mi abi? Bize zor verdiler o zaman. Raporu da vermediler. 4 ay attılar. Kendi daha heyete girmedim de. Bazılarıyla görüştüm yani şeyle. Heyete girmem gerekiyor. Ondan sonra dedi ki Dima'da 7 mertebe var anlattın. Yani siz diye heyete mi gireceksiniz? Kadın. Fazla anlatma abi. Yani sormaya için gittim. Müsbettirler ki alakadar oldular. Müsbetti. Bir tanesi erkedik kadın. Ya dedi aramızda ne fark var dedi senle ben. Siz dedim kafaya akıl dersiniz. Biz dedim 7'ye ayırırız. Birbirlerine baktılar. Tahayyül, tasavvur, akıl. Biraz anlattım. Hanım kapalıydı doktor. Dedi ki siz de sağlam rapor almak için heyete mi gireceksiniz dedi. Gireceğim. Sizce dedi son bir şey soracağım. Sizce de akıl nedir dedi. Ne yapayım? Bu akıl yapılır. Ona aynı böyle anlatıyorum. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu aklı yapana bu aklı bağlamak akıllılıktır. Yani vahye. Bakıyor böyle. Döndü. Not aldı cebine. Gitti. Kendilerine rapor yazacak. Siteyi söyledim. İnsan şeceresini anlattım. Nerede ne takıldığını. Lütfen onun ismini verin dedi. Siteyi al. Ondan sonra garip garip şöyle Allah'la konuşuyorlardır. Ama heyete gireceğiz. Akıl var mı yok. Direkt öyle müracaat ettim de öyle tanıştık. Hayır buyurun dedi ne istiyorsunuz? Dedim aklın var mı yok mu diye dedim. Şey yapın rapor alacağım dedim. Hiç böyle dedi soran olmadı. Aklın var mı yok. Çünkü niye? Durdu. Yazıyor ya. Dört beni kaydediyor. Niye biliyor musun dedi. Altta ya ben üstteyim. Niye biliyor musun? Çünkü bu akılla, bu aklın akıllı olduğunu bilemem ki. Başka akılla. Herhalde. Ben de şey yaptı, ondan sonra şey yapıyor. Geçtiler. O
Antika ya. Meslek her yerde acayip bir meslek. Kabirde de geçecek tabii. Münker mekir soracak. Men rabbuke. Rabbin kimdir? Dur. Dur. Atomik seviyesinde mi Allah'ı anlatayım? Yoksa senin vücudun esirle yapılmış. Esirden mi Allah'ı anlatayım? Rab kim? Rabbul alemin mi? Rabbi. Allah Allah. Elhamdülillah. Hadi bakalım. Şükredin. Ne olur. Ben de şükrediyorum. Hep şükür için tadat ediyorum. Ya Rabbi. İhlassızlık, riya sokma Allah'a. Ve emma bi nimeti rabbike fâdi sırrı, Rabbinin nimetini tadat et diye anlatıyor. Ne nimetteyiz? Ne olur bilin. Ne olur bilin. Ben hayret içindeyim. Ne nimetteyim? Neyse. 520, 522'yi açtınız mı arkadaşlar? İki gündür hem başımda, hem asabımda, tesirli bir nezle ağrısı var. Bak, sıkıntıdan kurtulmanın bir şeyi. Ustad diyor ki, iki gündür hem başımda, hem asabımda. Asap, sinir. Sinir, gerginim yani, asabiyim. Kaps, tutarsızım. Ve başımda da ağrı da var. Bir de asabiyim, bir de nezle var. Baş ağrısı var. Ustad neyle çare bulmuş? Böyle hallerde bir derece dostlarla görüşmekten teselli ve ünsiyet almaya ihtiyacım içinde. Yani bunun gidericisi dostlarla görüşmek. Bir, dostlarla görüşmek. Dostlarla teselli bulmak. Çok önemli bir kelime. Çok önemli kelime söylüyorum. Dostlara ünsiyet etmek. Ülfet değil ha. Korkunç fark var. Allah bizi ülfet belasından çıkarıp ünsiyet hakikatine inkişaf ettirsin. Ülfet belasından kurtarsın. Ustad Mesnevi diyor ki ülfet beladır. Öyle mi? Allah hiçbir Müslüman, haseten bir nurcu kardeşime ülfet belasına duçar etmesin. Ünsiyet ettirsin. Dostlarla görüşmek, dostlarla teselli, dostlarla ünsiyet ne demek biliyor musun? Onun hal var ya hal, sana sirayet ediyor, sirayet. Hal. Ünsiyet. Hani hadis kullanayım. İşte dostunuz odur ki, konuştuğu zaman sizi hikmet veren, görüldüğü zaman sizi rahatlatan, herkesin ümidini kestiği, ümitsiz olduğu zaman size ümit kapılarını gösteren işte dost. Gördüğün zaman af be ya. Olsun, varamıyorum, oradadır ama varlığı yetiyor bana. Var mı? Ama sakın bizim Laz'daki babaanne gibi yapmasın. Babaanne demişler ki, babaanne, buyur uşağı. Oğlu şehit oldu. Sağ olsun da şehit olsun. Sağ olsun da şehit olsun. Şehit olduğun şehit nedir de bilmiyorum ki. Sağ olsun da şehit olsun. Ünsiyeti bilmiyoruz. Kıymetimizi birbirimize bilmiyoruz biliyor musunuz? Birbirinizin kıymetini bilmiyorsunuz. Birbirinizin kıymetini bilmiyorsunuz fazla. Bilmiyoruz ya. Karı koca kıymetini bilmiyor. Çok acayip ya. Ustad, nezle, baş ağrısı, asabi ve gergin ve asabi durumdayken böyle hallerde bir derece dostlarla görüşmekten teselli ve ünsiyet almaya ihtiyacım içinde acip, tecrit ve yalnızlık vahşeti beni sıktı. Heh, bela bu. Burayı okudum. Yalnızlık ve tecrit. Yalnızlık vahşettir. Ne demek? Ve yalnızlık neymiş Furkan? Vahşet ne demek Murat? Yunus? Heh? Dehşetli ne? Dehşetli kalmak, içsel çöküntü. Kuyu kardeşim. Yalnız kalanlarda güven olmaz. Ne kendisinde olur ne başkasında.
Hep böyle kendisini hep sorgular. Yalnızlık kime mahsus? Allah. Yalnızlığa ne diyor? Vahşet diyor. Vahşet, dehşet. Efendim abisi? Ünsiyet olmaya vahşet mi olur? Evet. Ünsiyet olmayınca vahşet olur. Merdum girizlikle ne fark var? Merdum girizlik gene toplum içindedir. Merdum girizlik yani kendini tecrit ediyorsun ama gene toplum içindesin de. Yani odan da çıkmıyorsun ama gene varsın. Bu ünsiyetin zıttı. Bu kuyu, vahşeti bir, kaçıncı defterdeydi, onu yaptık. Allah'ın, çok ilginç, cehennemin cehennemi var. Millet şey zannediyor, ahiretteki cehennemi en beter. Lemat'ta 744 müydü? İşte alıştık ya kaynak konuşmak, 744. Diyor ki, cehennemin cehennemden beterdir. Cehennemden betermiş. Yedi tane sıfat. Bir tanesi vahşet. Cehennem bir şey değil arkadaşlar. Behlul'dana demiş ya, buradan götürüyorsun ateşi. Cehennemden beterdir yedi tane sufli sıfat. Onu anlamanız için cehennemin cehennemi diye bir dersimiz var. Cehennemin cehennemi. Orada yedi sıfatı anlatıyoruz. Burada ünsiyetin zıttı dehşettir, vahşettir. Tamam. Peki. Abi yetmeden bir şey sorabilir sor miyim? Sor abi. Bu asabı şeyle hallediyoruz galiba. Halle, ünsiyetle arkadaşlarla. Peki damarın karşılığı ne oluyor? Ha bak. Damar neredeydi hani? Burada yok abi. Şimdi asab ve damara devreden ha. Diyor. Bu asabı anlattı. Burada. Burada neredeydi? Asab. Asabı yok eden ünsiyettir. Tamam mı? Ünsiyettir. Damar ise, damar var ya, hul, damarıma dokundu. Damarıma dokunabilmenin, yani bunların şeyi, şefkat ve tefekkür, mesleği, teslimiyet. Mesela İbrahim o ateşte nasıl kurulur? Ateş dimağdır, unutmayın. Dimağdır. Dima Nemrut'tur. Nemrut'un ateşi demek. Dima var ya Dima. Kontrolsüz güç. Dima'nın yedi mertebesi. O kuyu o. O zaman o Nemrut'un ateşinden İbrahim nasıl kurtuldu? Neyle? Şefkat ve tefekkür. Bu Dima karakolundan çıkmanız için kuyusundan kuyucu tefekkür. Peki. Tam olmamıştır cevabım. Çünkü düşünmemişim. Hatırıma geleni cevap verdim. Peki, Emir Dağı 1.74. Bu zamanda ehli iman öyle bir hakikata muhtaçtırlar ki, kainatta hiçbir şey alet ve tabi ve basamak olamaz. Kainata hiçbir şey alet ve tabi ve basamak olamaz. Ve hiçbir garaz ve maksat onu kirletemez ve hiçbir şüphe ve felsefe onu mağlup edemez. Bir tarzda iman hakikatları, bir tarzda iman hakikatlarını ders versin. İman hakikatları böyledir. Umumun ehli imanın bin seneden beri terakküm etmiş dalaletlerin hücumuna karşı imanlarını muhafaza edilsin. Yani eğer biz iman hakikatlarını neşederken, hiçbir hali, hiçbir şey alet etmeden, maksatta kullanmadan, dünyevi ve uhrevi menfaat takip etmeden, sırf halis, lillah için, Allah için anlatmak ve yaşamakla avam-ı ehli imanın, avam-ı ehli müminin imanlarını dalaletlerden, tehlikelerden korumanın tek yegane çaresi budur. Budur. Yani böyle insanların böyle yaşattılarıdır. Bilmek değil. Arkadaşlar bilgiye ulaşırsın bilgisayara tak tak. Bilmek değil. Zaten biraz vicdanımız inkişaf etmişse konuşanların konuştuklarının sahibi midir? Yaşıyorlar mı yaşamıyorlar mı? Usluplarından, simalarından, melekelerinden, simalarından anlarsınız.
İslami sıfat var mı yok mu simadan da görürsünüz. O kadar biz hayvanlaşmadınız ki. Hiçbiriniz. Simadan anlarsınız bu. İslami sıfat var mı yok mu? İşte bu nokta içindir ki dahili ve harici yardımcılara ve emniyet kuvvetlerine Risale-i Nur emniyet vermiyor. Onları arayıp tabi olmuyor. Ta avam-ı ehli imanın nazarında hayat-ı dünyeviyenin bazı gayelerine basamak olmasın ve doğrudan doğruya hayat-ı bakiyeden başka hiçbir şey alet olmadığından fevkalade kuvveti ve hakikati hücum eden şüpheleri ve tereddütleri izale eylesin. Emirda 1-214. Bu zamanda hep dikkat ederseniz bu zamanda bu zeminde Mısır'da değil, Suriye'de değil. Esas burada, burada imansızlık burada. Orada şehit oluyor, burada imansız oluyor. Abi orada imansızlık yok mu? İmansızlık o kadar kim değil. Burada Süfyan et, Deccal et burada. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar şerli rejim burada. Burada imansız oluyorlar. Kim? Müslüman imansız oluyor. İmansız da imansız denmez zaten. İmansız zaten. Adam, bak şimdi. Gene güldürüyor, ne yapayım? Başörtü düşmanı partiye başörtülü hanım oy topluyor. Bundan daha rezil bir, rusvay bir manzara olur mu? Daha iman, daha bundan daha imansızlık ne olur? Ne olur? Okullardan siyer ve Kur'an-ı Kerim dersi kalksın diyen parti ve anayasaya başvuran partiye alim denilen, hoca denilen, imanı var zannedilen adam oy verin diyor. Anayasaya başvurmuş. İşte bu tehlike buradan, bu zamanda ve bu zeminde diyor. Bu zamanda ve bu zeminde. Sen Suriye'yi ağlıyorsun, ona şehit oluyor. Buradaki imansız oluyor. Oradaki cennete gidiyor, buradaki cehenneme gidiyor. Neticede korkunç. Ama bunu fark etmiyoruz. Onun için o Mekke'de dahi olsam buraya gelmeliydim diyor usta. Mekke'de dahi olsam buraya mı gelmeliydim? Bak, şarta bak. Bu zamanda ve bu zeminde. Risale-i Nur'da nokta istinad olarak avam-ı müminin en ziyade muhtaç oldukları, nurda buldukları öyle bir hakikattır ki hiçbir şahit olmayacak. Yani Harun evirmeyecek, çevirmeyecek, kıvırmayacak. Bu da bu. Hak ve batılı karma yapmayacak. Asr-ı saadet gibi hak ve batıl arasındaki mesafeyi açacak. Karma yapmayacaksın. Karma olmayacak. Batıl da olsa bu adam batıldır. Bu adam da haktır. Ayrılması lazım. Asr-ı saadetin en büyük özelliği hak ve batılın birbirinden ayrılmasından kaynaklanıyor. Şimdi bir insana bakıyorsun hak mı batıl mı? Karma olmuş. Ve şimdi şu anda diyor zaten abi kadın erkek tiyatro şey ehli bidat bunları yapacak. Ya Risale-i Nur'da nokta istinat olarak avam-ı müminin en ziyade muhtaç oldukları ve nurda buldukları öyle bir hakikattır ki hiçbir şeye alet olmayacak. Dünyevi saltanat ha geldik geleceğiz. Aldık kalacağız. Geldik başa. Ha geldik. Ha fethettik. Hayır hiçbir şey Risale-i Nur alet edilmeyecek. Hiçbir garaz ve maksat içine girmeyecek. Hiçbir şüphe ve vesveseye meydan vermeyecek. Ve hiçbir düşman ona bahane bulup çürütemeyecek. Ve yalnız hak ve hakikat için ona çalışanlar bulunacak. Ona çalışanlar nasıl olacakmış? Yalnız hak ve hakikat. Dünyevi maksatları ona karışmayacak. Ona çalışanlar, bunun hizmetini yapanlar dünyevi, siyasi karıştırmayacak. Siyasi bir arenası olmayacak. O tabelası olmayacak. Nur gösterip topuzla mı vuracak, dettirmeyecek. Tamamen arınmış olacak. Ne için diyor? Yalnız ne diyor bak? Bak bunu çürmüyor. Ve yalnız hak ve hakikat için ona çalışanlar bulunacak. Dünya maksatları o zatlarda ona karıştırmayacak. Ta ki uzakta olan ehli iman o hakikata ve sadık naşirlerine tam itimat edip imanlarını zındıkların ve dinsizlerin din aleyhindeki dehşetli filozofların
itirazlarından, inkarlarından kurtarsınlar. Bilmiyor, duymamış ama Çin'de diyor, tamam mı? Gelecek zaten. Çin'de dahi olsa. Görmemiş Risale'yi. Evet, bana gelen sorulara cevap veremiyorum ama diyor Çin'deki. Öyle bir kitap çıkmış ki Türkiye'de. Her soruya cevap veriyor, kimse karşısında duramıyor. Bilse imanı kurtulur. Bilse yetiyor. Yani böyle bir şey duysa. Evet, o ehli iman lisan-ı haliyle diyecek ki madem bu hakikati bu kadar şiddetli düşmanları çürütemediler, itiraz edemiyorlar. Mesela vakıflara da öyle diyecek. Ya bu kadar insanlar dinini, namusunu, kimliğini, kişiliğini, her şeyini, ahiretini, Allah'ını, ahiretini, her şeyini feda etmiş. Menfaat dünya için, kadın için, para için, şöhret için, bilmem için, yalan için, saltanat için, siyaset için. Ama bir kısım insan var ki meşrusunu bıraktı ya. O zaman avamın imanını düşünün. Bunlardan daha güvenilir kim var? Ama bu güveni sarsan var ya sarsan, vakıf gibi gözüküp vakıflık yapmayan, Risale-i Nur'a ihanet eden, yüksek o kuleden öyle bir yere çakılır ki 2 metreden düşen gibi olmaz, 200 metreden düşen. Bunun hasenatı çok ama seyyesi de o kadar ki adamın imansızlığına sen sebebiyet verdiğin için aynı imansızlıkla muayese edeceksin. Evet, o ehli iman lisan haliyle diyecek ki halk, madem bu hakikati bu kadar şiddetli düşmanları çürütemediler ve itiraz edemiyorlar, yani şöyle diyecek, uygulayalım, yani bağışlayın, yani kusuruma da bakmayın. Vallahi Hasan kardeşe bak, bu kadar teklif, misal için bağışlayın yani, ha, nefis cümleden etme, nefsime itimat etmem ama hani bu konuda örnek için söylüyorum. Bu kadar teklifler tahmin edersiniz. Her çeşit teklif, her yönden. Ya adam hala sebat ediyor ya. İtiraz edenlere diyorum. Hala ayaktayım. Ve yıkılmadım. Ve bu dersi yapıyor. Tahmin edin. Parasından mı, kadınından mı? Yurt dışı hizmetlerinde kaldığım otellerde gece yarısı kapımı çalmalardan mı? Delikten baktığım zaman işte hoş değil manzaralardan tut, tehditlere kadar. Yani niçin anlatıyorum? Bunlara rağmen asla taviz, tekliflere rağmen asla dönmedik şimdiye kadar. Ha, o zaman ne yapacak? Bu diyecek ki adam, ya hakikaten bu kadar itiraz var. Bu kadar şeyler var, yok edemediler, çürütemediler ve şakirtleri haktan başka onun hizmetini hiçbir maksat taşımıyorlar. Acaba soğan yiyen soğan kokmaz mı? Sevgili kardeşim, ben Almanya'da, İstanbul'da, Rize'de bir şey yapsam, en kaç sene saklayabilirim ki? Dumanı gözükmez mi? Ya, yapmadığımız bir şey söylüyorlar da, ya yapsaydım böyle ne olurdu? Ha, bundan sonra da sana şu uyanıklığı verecek birbirimize, ben sana, sen de bana. Allah'ın ölçüsüyle birbirimize bakacağız. Bu mevzumuzla alakalı değil, parantez açıyorum. Gözüyle görmüş 4 tane şahidi getiremeyen bir insanın bir Müslümana yapacağı bir iftirayı, inanana Allah ezeli ve ebedi olarak sözüne güvenilmeyeceğini söylüyor ayette. Barla. Kaçıncı sayfadaydı? Ha? 262 mi? Kaç? 262 mi? Bulun bakalım. Allah diyor ki ezeli ve ebedi olarak ona tövbe bile etse, bak, tövbe bile etse mahkemede şahitliği kabul olmaz. 268 abi. 268. Ayeti de oku. Bismillahirrahmanirrahim. Velev. Levla iz semi'tum yu kultum la yekunu lana en netekelleme bihada subhaneke hada buhtanu azim. Şiddetle ferman ediyor ve diyor ki. Diyor, oku. Gözüyle görmüş 4 şahidi gösteremeyen merdudu şehadettir. Merdudu şehadettir. Tamam, şahitliğini kabul etmeyiz. Yetmiyor. Sonra? Ebedi şehadetlerini kabul etmeyiniz. Ebedi. Tövbe dahi etse onun mahkemede, şer'i mahkemede şahitliği, nikahda şahitliği, iki Müslüman arasında şey, hiçbir yerde
Ezeli olarak, ebedi olarak. Çünkü yalancıdırlar. Çünkü yalancıdırlar. Acaba böyle kasve cesaret eden hangi adam var ki gözüyle görmüş dört şahidi gösterebilir? Ya. Kur'an bunu şart getirmekle. Kur'an hakim bu şartı koşturmakla böyle şeylerde şart bir şefe etmeyiniz. O kapı. Kur'an bunu niye getirdi? Konuşma. Fermanı çek. Konuşuyorsan hainsin. Mevlana demiş ki, Mevlana bir iftardaymış. İnşallah akşam da biz de iftarda olacağız. Hem de bir yere gideceğim ha, şaşıracaklar. Hiç kimsenin haberi yok. Ziline basıp gireceğim, evdeyse. Ziline basıp gideceğim, ne olur ne olmaz. Ekmeğin yok diye karpuzla ekmeğini götüreceğim. Zile basıp gireceğim, hiç haberleri yok. Şimdi bak, Mevlana bir iftara gitmiş. Adam bir tanesi demiş ki, efendim demiş Mevlana yalakalık için, falanca zat senin aleyhinde bulundu. Şöyle şöyle dedi. Mevlana dedi ki, sen onu nerede gördün? Falan yerde beraberdik. Niçin gittin sen ona? Bak ne diyor. Mesnevi de anlatıyor. Sen niye gittin? Bize dedi yemek ikram etti. Ne ikram etti dedi? Size Mevlana şunu dedi. Mevlana dedi ki be adam, size verdiği yemeği vücudunda, midende muhafaza ettin, kusmadın da sana söylediği iki çift lafımı tutamadın, içinde bana getirdin. Sen o zaman dedi o yemeğin akıbeti gibi bir adamsın dedi. Ondan sonra kalkıp gitti, iftarı yapmadı orada. Burada gıybet edildi dedi, çekip gitti. Ey bu gıybet, doğru söylersen gıybet, ya bunun içerisinde yalan varsa, ne uzubillah, güneş bir karış tepene indiği zaman haşir meydanında, önünde Allah'ın anlatıp bitiremediği, Allah dünyadaki hadiselere iltifat ilahi diyor, bela ve musibetlere. O sıkıntı, korkunç, azap çektiğiniz var ya, çektiğimiz, Allah musibet demiyor, azap demiyor, Allah iltifat ilahi diyor, bela musibetlere. Dünyadaki hiçbir hadiseye Allah musibet demiyor. Musibet dediği cehennemi düşünün. İşte o zaman o iftiranın, o kul hakkının ne olduğunu göreceğiz. Evet, devam ediyor. Hiçbir maksat taşımıyorlar. Elbette o hakikat aynı hak, maası hakikattır diye bin burhan kadar bir delil hükmünde imanını kuvvetlendirir ve kurtarır. Ve İslamiyet'te bir hakikatsizlik mi var diye daha evhama düşmeyecekler. Demek ki avam böyle insanları gördüğü zaman, İslamiyet'te bir hakikatsizlik mi var ya? Bu ne ya? Herkesin alemini... Hayır. Yok ya. Yaşayan var yani. Yaşayanlar var yani. Der. Ve imanı kurtulur. Evet. Emirda 2, 79. Çok uzun olmasın diye, saatim oldu mu epey? 50 dakikayı geçirmeyeceğim güya. Bir saat üç dakika mı? Rıza ilahiden başka, fıtrı vazife-i imaniyenin sevkiyle, yalnız ve yalnız imana hizmet hususu bana gösterildi. Çünkü şimdi bu zamanda, bak bu zamanda hiçbir şey alet ve tabi olmayan ve her gayenin fevkinde olan hakaik-i imaniyeyi fıtri ubudiyetle bilmeyenlere ve bilmek ihtiyacında olanlara tesirli bir surette bildirmek, bu keşmekeş dünyasında imanı kurtaracak ve muanitlere katı kanaat verecek bir tarzda, yani hiçbir şeye alet olmayacak bir tarzda Kur'an dersini vermek lazımdır ki küfrü mutlakı ve mütemerit ve inatçı dalaleti kırsın, herkese katı kanaat verebilsin. Bu kanaat da bu zamanda, bak bu zamanda bu şerait dahilinde dinini hiçbir şahsi uhrevi ve dünyevi, maddi ve manevi bir şeye alet edilmediğini bilmekle usule gelebilir. Yani bakan diyecek ki bu adam dinini
şahsiyetine, uhrevi makamlara, dünyevi menfaata, dünyevi maddiyata, makamlara, manevi pofoflanmalı enaniyete alet etmiyor adam ya bu Allah için ya. Der, imanı kurtulur. Ve İslamiyet'te yaşanan bir İslamiyet'i görür. Bak, yaşanan bir İslamiyet olur. Yani bana Almanya'da ne dedi biliyor musun adam? İsmini zikretmeyeyim, bastırmaya çalışıyorum. Şeytan söylettirmeye çalışıyor. Onun için durduruyorum. Dedi ki, şey için, nefis cümleden etme, vazife cümleden âlâ. Çünkü ben orada nurculuk adına çıktım. Hasenat seyyed biner oluyor. Herkese mal oluyor. Sizin hasenat defterinize yazılmıştır. Göreceksiniz orada. Dedi ki, ayrılıyorum cami derneğindeki üyeden bir tanesi. Adanalı. Oraya kadar da söyleyeyim. Sarıldı. Milletin içinde cami ve bayram namazını kıldırdım. Beni uğurluyorlar. Bayram namazından kaldım bir gün. Ertesi gün uğurluyorlar. Bir ay vazife yapmış. Bunların cenazesini yıkadım. Defnettim. 3 gün taziye yaptım. Para almadım. Bak bir şey anlatacağım. Hediyelerini almadım. Cami imamını para almadım. Ve bir ay kaldım. Bu hizmetlerini yaptım. Hastasına koştum. Dertlerine derman olmaya çalıştım. Psikolojisine uğraştım. Vesaire. Kendimi yırttım. Ve bir ay sonra beni uğurlarken adam dedi ki, hocam dedi, senden milletin içinde Allah için senden bir şey istesem yapar mısın? Ne olur itimat edin. Oruçluyum ve abdestliyim. Oruçluyum Ramazan. 10 sene geçmiş. Allah için senden bir şey istesem yapar mısın? Milletin içinde diyor. Beni uğurluyorlar. Caminin avlusundayım. Tabii abi buyur. Ne demek yani Allah için olursa benim de gücüm yeterse tabii. Hocam dedi. Gidiyorsun seni götürecek araba bu mu? He abi dedim. Cemaatten bir kardeş götürüyor. Bağlı nerede valizin dedi. Arkada abi dedim. Dedi ki Allah için onu çıkarır mısın dışarıya? Millet yaptılar falan. Kızmayın arkadaşlar dedi ya. Yok dokunmayın dedim. Dokunmayın. Valizimi çıkarttım. Bir uçağın üstüne konulacağı, elime alacağım Kur'an'larım. Oturduğum zaman boş olmayayım diye okuyacağım. Kur'an'ım, kitabım, çanta, bir de bağlım. Hocam dedi, bu 2 çantan mı var? Evet dedim, bununla gidiyorum havalimanına. Allah için, eğer sence bir mahsuru yoksa, o bağlun içini açar mısın? Açayım abi. Bir tanesi oradan çıktı. Bu kadar da olmaz dedi ya. Hayır dedim. Açtım. Özür dilerim, bu abdetim, bu donum, bu pantolonum, bu şalvarım, bu sözlerim, bu arkadaşlara götürmek için 10-15 tane çikolata aldım. Ondan sonra o kadar. Baktı. Baktım ki ağlıyor. Niye yapmış biliyor musun? Tamam dedi. Döndü baktım. Sildi ama hepimiz duygulandık. Elbette ki bir gayesi var bu adamın. Bir sarıldı başladı titreyerek ağlama. Hiç unutmuyorum. Hocam dedi, ben dedi İslamiyet bir kere geldi, yaşandı biliyordum. Ben bu yaşa geldim, şu anda, geçen sene gitti herhalde, 2-3 sene oldu önce gitti. Şu anda 70'i yakındır, tahminimi söyledim. Ben dedi bu yaşa kadar İslamiyet'in yaşanabileceğini, yaşandığını, yaşanabilir olduğunu, bu cemiyette yaşanabileceğini, yaşayanların olabileceğini ihtimal vermiyordu. Ama İslamiyet yaşanıyor. İslamiyet yaşanabilir ve yaşanabilir. Ben de sana ilk önce Allah'a sonra sana söz veriyorum. Namazıma başladım. Ramazan'da başladığım gibi bu İslamiyet'i ben de yaşamaya söz veriyorum. Demek ki bu yaşanıyor dedi. Hepimizi çok etkiledi ve 10 sene oldu aldı unutmuyor. Ama burada belki nefsime bir hisse çıkar. Hayır. Bu benim özelliğim değil. Kürsüde zaten söyledim. Niye kağıt herkes kağıt attı? Kutu var.
soru soruyor. Bir tanesi yok. Ne çıkarsa onu okuyor. Atamıyorsun yani. Millet görüyor. Oku, hayır, ne attın onu? Kimine sorursan atsın. Fıkıhtır, hukuktur vesaire. Psikoloji her şey. Kutu yaptık yani. Cami. O kürsüde kutu var. Herkes at. Bir attım şey çıktı. Yarım saat konuşuyorum. Yarım saat soru cevap. Teraviye yakın. Teraviden sonra. Niçin maaş almıyorsunuz? Şüpheleniyor adam. Neyin peşindesin? Dedim ki o kadar o pembe 500 erolarınıza muhtaçım ki o kadar içim gidiyor ki kürsüden böyle bakıyorum. İçim yanıyor. Böyle yapıyor. Niye almıyorsun? Şu Bediüzzaman var ya Bediüzzaman. Beynimi yıkadı. Hizmetine mukabil almayacaksın. Ne yapayım dedim. Kafamı kaptırdım bir kere. Kurtulamıyorum. Yani benim şahsımdan, özelliğimden, meşrebimden kaynaklanmıyor. Nurculukta istina var. Fedakarlık var. Ve bütün nurculara mal oldu bu. Ama hoca almadı. Hocaya ait olurdu. Bir özelliğe düşerdi. Ama bütün nurculara genellendi. Onun zihninde ne olacak? Ha ben biliyorum canım. Şimdi yamuk yumuk adamlara da denk gelsem. Ya kikileri var canım. Ya bırak ya bunları falan. Der çünkü örneğini görmüş. Onun için doğru yaşamak zorundayız. Niye? Kendimiz için değil. En azından onların imanını muhafaza ve vikaye etmek, istikametten ayrılmaması için arkadaşlar doğru yaşamak zorundasınız. Doğru yaşamak zorundayız. Yanlışımız olur. Ama hangi özellikle yanlışı, eşeklikle yapmışsa bu yanlışını özür dilemeyi de bileceksin. Efendim, burada bayağı yer var. Kastamonu 202, Kastamonu 230, Barla 250, bunlar Emirdağ 1.8, Emirdağ 200, Emirdağ 264 gibi yerler de var. Ama saatimi bir saati geçtiği için planladığım 50 dakikaydı. Efendim, kesiyorum burada. Allah istikametten ayırmasın. Cenab-ı Hak hakkı hak bilip hakka yapışayın, yapışanlardan, batılı batıl bilip de batıldan uzaklaşan kullarının zümresine ilhak eylesin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza istikametullah nasip eylesin. Böyle basit basit şeyler, menfaat kuyularına Cenab-ı Hak bizi düşürmesin. Cenab-ı Hak rızası dairesinde bize hayırlı ameller, hayırlı manalar, hakikatler, yaşantılar nasip eylesin. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye'de daim kayım sayım eylesin. Hizmet-i imani ve Kur'aniye'de ihlasla, sadakatla, takva ile, hizmetle, iştinab-ı kebair sırrına mazhar olarak devam ettirmeyi, ihtina sıratel müstakim sırrına mazhar olmaya Cenab-ı Hak bu gece ve gündüz mübarek günlerin hürmetine bizi ayırmasın ve ehli imanın üzerinde olan bela ve musibetleri Cenab-ı Hak bertaraf eylesin, borçlularına eda, hastalarına şifa, dertlilerine derman nasip eylesin. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.